Peki. Sonra konuşuruz. Sene 96 Türk mülkünde oturuyoruz. Bir şeyler içiliyor böyle. İki tane de hatun var. Yabancı uyruklu. Bana bakıyorlar karşıdan. Bunlar birbirlerini kıskanıyorlar, tamam mı? Bana bir şey ısmarlayacaklar. Bak. Yani dedim İsveç sterlini falan. Töbe töbe. İsveç klorini, ha, klorini ısmarlıyorlar falan. İçkinin parasını veriyorlar. Aralarından bir tanesinin boyu böyle 2 metre kadar falan var. İsveçli mavi gözlü böyle çakmak çakmak oluyor. Aklını yersin. Ya Vedat ya, bir şey diyeceğim ya. Vallahi hep aynı hikaye var ya. Biz bıktık, sen bıkmadın şu hikayeden be ya. Lan. Kartopu. Hayrola, geçmiş olsun. Ya boğazı bağırıyordu, o da baktıracağım be ya. Ha okey. Vedat, Sencer'in raporu sendeymiş baba. Levent Üsteğmen istiyor. Ha tamam. Al. Bir daha yaparsan almadan giderim. Levent Üsteğmen'e de vermedi derim. Aman al. Espri özürlü adam. Allah. Bak bu ülkede mizah senin gibiler yüzünden gelişmiyor. Neyse abicim, nerede kalmıştık? İsveçli piliçlerde. Ne haber? Ne olsun? Bu İsveçli bir tane. Ağabeyim pimpirikliği tuttu. Günde 3 sefer tansiyon ölçüyorum. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bizim oradaki muzlara binecekler. Kalabalığı bir daha attır. Bu pilici görmek için günde 3 kez ameliyat bile olunur. Taş gibi karı. Senin İsveçliler bundan güzel miydi lan? Kimin hakkında konuşuyorsun sen? Senin hakkında değil, merak etme. Alev Hemşire hakkında mı konuşuyorsun? Yok. Evet, ne oldu birader? Baksana, bir daha bu şekilde konuştuğunu duyarsam kalbini kırarım. Ferit. Sen Ferit. Kim oluyorsun, posta koyuyorsun lan? Ne konuştuğumu sana mı soracağım? Şişt Ferit, Ferit. Oğlum öylesine söyledi. Annesi hastaymış. Vedat. Annesi Vedat, hasta. Vedat. Sen bir dur. Bak. Ha. Efendi gibi söylüyorum. Bir daha Alev Hemşire hakkında ya da Fato ya da Suzi, onların hakkında böyle karılı maralı konuşursan fena olur. Ne olur? Üsteğmen'e mi güveniyorsun? Arkadaşım uzatma ağzını, burnunu kırarım. Kırsana lan, kırsana! Ferit, Ferit! Oğlum lan, bırak! 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 Bitti be lan! Askeri al, bir paça daha! Bak, yakışır mı lan size? Vedat, sıradaki gelsin. Ne oluyor burada? Yok bir şey. Burnundaki kılcal damarlarda bir problem varmış. Onun için gelmiş. Hapşırırken bile kanıyormuş. Değil mi? Burak, Burak. Gel Burak'cığım, yüzünü yıkayalım. Sonra en önden alırız seni içeri, izninizle. Açın, açın. Sakin olun. Parçak bincik etti mektubu. Anlamadım ki ben de ya. Piyade er, Hadi Uluçay. Nöroloji sevk. Tarihi? 3 Kasım. Ferit'ti değil mi? Ne Ferit'i canım? Hadi Uluçay. Bakın Alev Hanım, sizin de aklınız fikriniz Ferit'te. Bakın, bence mutluluğu bu kadar uzaklarda aramayın. Ben yanı başınızdayım. Sulaşma Vedat. Ciddi ol. Bal gibi anladın ne dediğimi. Çocuğun burnunu Ferit kırdı değil mi? Yok canım, nereden çıkarıyorsunuz? Efendim, biz işimize bakalım. Daha bir sürü işimiz var. Mahir, Günışık. 3 gün terlik istirahatim. Ya kardeşim, 3 gün terlik istirahatim olur ya. Bu kadar elinizi korkak alıştırmayın ya. Bu adamın en az 2 ay falan yatması lazım bence. Vedat, sana bir şey sordum. Gökçe basur şikayetiyle gelmiş. Bak Vedat. Ha? Ferit'i senin kadar olmasa da ben de seviyorum. Nasıl yani? Arkadaş, arkadaş olarak. Başka ne olacak ki? Oh. Efendim çok affedersiniz. Bir anda beni değil de sanki onu seçtiğini sandım. O yüzden haliyle biraz korktum tabii. Ciddi bir şey anlatıyorum Vedat. Evet efendim. Ferit'in durumu kötü. Evet. Her zaman çok öfkeli. Hı-hı. Agresif. Hı-hı. Ben de öyle gözlemledim, evet. Bu hiç de sağlıklı bir durum değil. Değil mi? Bir psikoloğa gitmeli. Aha. Yoksa Allah korusun, bir gün başına büyük bir bela gelebilir. Bakın Alev Hanım, ben bilemiyorum. Bilemediğin nedir Vedat? Altı üstü bir soru sordum. Hastaymış oğlum adam işte. Kudu. Hadi oradan, arkadaşımı gammazlayacak mısın yani? Yok ya oğlum, onun iyiliğine. Yalancı! Alev sana kalsın diye. Şş, sakin ol, sakin ol. Ne alakası var bak? En fazla psikiyatri kliniğine falan yatırırlar. Onun sağlığı için konuşuyorum.
Tamam işte. Adi. Ferit'i uzaklaştırıp Alev'i elde edeceksin değil mi? Şaşkın. Evet. Evet Ferit'ti. Kırdı burnunu acımasızca. Gözlerinin içine baka baka. Nereye? Başkasına söylemeyeceksiniz değil mi? Önce komutanıyla konuşmam lazım. Ne? Ne? Levent Üsteğmen'e mi söyleyeceksiniz? Bakın hemşire hanım yapmayın lütfen, gözünüzü seveyim. Bakın adım Gammazcı'ya çıkar. Hatta Ferit beni oyar. Oyuk Gammazcı derler. Merak etme, sen doğru olanı yaptın. Alev hanım. Nerede Ferit? İçeride. Müsait misiniz Üsteğmen'im? Buyurun Alev hanım. Ben bir konuda konuşmak istiyorum. Ama biraz uzun sürebilir. Ne demek, buyurun oturun. Konu Ferit'le ilgili. Ferit mi? Hı-hı. Ne yaptı yine? Komutanım! Kusura bakmayın, arkada kaldım komutanım. Alev hemşireye yetişmek için böyle birden içeri daldım. Çok özür diliyorum komutanım. Evet komutanım. Ferit'ti. Vedat ne yapıyorsun? Tamam. Uzattım komutanım, özür diliyorum. Hemen Ferit'e geçiyorum. Komutanım, Ferit kendine hiç dikkat etmiyor. Efendim incecik kamuflajlarla geziyor. Terli terli çay içiyor. Soğuk çay. Kutuda. Hani böyle meşrubatlar falan. Vedat. Portakal. Ne diyeceksen de. Pardon Alev hanım. Üsteğmen Yılmaz. Bir saniye bakar mısın? Vedat ne yapıyorsun? Deponun alt tarafındaki çatlak içeri. Ne yapıyorsun diye soruyorum. Şişt, tamam biliyorum. Bana bir saniye, anlıyor bir saniye eder misin? Hava harbi okulunda varmış. Senin burada ne işin oradan var? Niye geldin? Ne mi işin var? Senin hemen için geldim. Buradan Vedat. Gidelim. Evet komutanım, not alıyorum. Hemen bak. Ne yapıyorsun sen Vedat? İnanmayacaksın ama senin için de. Ne? Ya. Senin için kötü bir şey dedi bir asker. Kötü mü? Ne dedi? Ya bırak işte ya. Kötü. Kaka mesela. Ha? Ferit o yüzden kavga etti. Ne? Ya. Emredersiniz komutanım. Evet. Ferit diyordunuz. Vedat'ın dediği gibi. Hiç kendine bakmıyor. Hepsi bu mu? Evet. Bir uyarın dedik. Neyse biz gidelim. Hadi Vedat gidelim. Uyarırım. Vaktinizi aldık, kusura bakmayın. İnandıramadım abi. Şımarık ve ukala olduğumu düşünüyor. Belki de haklıdır. Tüh be. Belki de ben bu kadar güzel bir insana layık değilimdir. İnsan mı? Vallahi benim de içimde hep bir şüphe oluşmuştu. Ama şimdi inandım ha. Niye? Ne dedim ki? Güzel insan dedin oğlum, insan. Yavru, hatun, fıstık falan ya demedin of. Yani. Var ya. Helal olsun Alev hemşireye. Seni bu kadar değiştirdi ha. Bilmem. Alev'i düşündüğümde aklıma kötü bir şey gelmiyor ki abi. Vay be. Harbiden aşıkmışsın sen ha. Neye yarar? Galiba kavgayı benim çıkardığımı anladı. Levent Üsteğmen'e beni şikayet etmeye geldi. O da çok vicdansızmış be. Ya öyle deme. Yani... Niye abi içimden hep onu korumak geliyor? Niye hep onu görmek istiyorum? Yanında olmak. Aşk bu işte oğlum. Adını bilmiyorum ama... Alev'i göremediğim her an benim için azap olmaya başladı, anladın mı? İşte. Vay be. Pişti oldunuz ha? Vay be.